Sevgili seyirciler, Kahramanmaraş'ın bölgelerinde, Yeşilgöz bölgesinde doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Buraya geldik. Çok da şanslıyız ve yanımda güzel insanlar var. Arif abim ve Sinan kardeşimle burada eğitim faaliyeti yapıyorlardı. Çok mutlu oldum çünkü biz daha önceleri Kahramanmaraş'ta bir boğulma vakası olduğunda günlerce Adana'dan bilmem nereden dalgıç gelmesini beklerdik. Ve çok üzücü olaylardı bunlar. Yani bir kayıpta günlerce dalgıç beklemek, yani ümitsizce beklemek çok kötüydü. Sağ olsun şu anda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığımızda böyle güzel bir ekipleri var. Burada da onlarla karşılaştık. Burada sanırım eğitim faaliyeti yapıyorlar. Belediyemizin dalgıçları. Arif abi sen neler söyleyeceksiniz? Bu ekip ne zaman kuruldu? Kaç kişidir? Ne tür görevler yaptı? Bize kısaca bahsederseniz sevineceğiz. 2008 yılında kuruldu. 5 arkadaşla başladık. Sonra 3'e düştü. 2 arkadaşımız da yapamadı. Ve şu an 12 arkadaşla devam ediyoruz. Her şey güzel. Bölgemizdeki bütün vakalara biz gidiyoruz ve çıkarıyoruz başarılı bir şekilde. Sonuçta zaten Kahramanmaraş'ın dört bir yanı sularla çevrili, barajlarla çevrili. Yani geç bile kalınmış bir ekip sanıyorum. Çok başarılı bir ekip inşallah. Çünkü Arif abim bizlerle de doğa yürüyüşlerine gelen bizim kadak ekibinden de bir abimiz. Sinan kardeşim de böyle tam uzaylılar gibi giyinmişler. Merak etmişsindir hep böyle sadece televizyonlarda görüyoruz. Ya bu ne demek abi, tamam mı? Okey, evet. Her şey yolunda. Arkadaşlar her şey yolunda. Arkadaşlar oldukça çok, bir de kısaca şeyi sor Sinan kardeşim. Yeşilgöz'ün dibini çok merak ediyoruz. Bir de kısaca orayla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Dip yapısı bunun şeklinde, aşağı iniyor, aşağıda mağara başlıyor ya. Büyük, büyük şeyler falan var mı? Balıklar vesaire, ne bileyim yani. 3-5 tane porsiyonluk diyebiliriz. Alabalık var 3-5 tane. Fazla balık yok. Yani buraya dalma amacımız aslında gerekçe olarak dediğimiz gibi Kahramanmaraş'ın bütün göl göletlerine dalış yapıyoruz ki yarın bir gün bir boğulma vakası olduğunda kesinlikle hazırlıklı olalım. İşte neler yapmamız gerektiğiyle alakalı. Her sene yaklaşık 18-20 kişi, evet, sadece Kahramanmaraş'ta. Evet, duyuyoruz, çok üzülüyoruz. Zaten biz de az önce aşağıda gençler yüzüyordu. Orada da özellikle vurguladık. Burada da yine dalışlarımız aracılığıyla da vurguluyoruz. Sevgili gençler, lütfen bilmediğiniz göletlere, kanallara girip bizim ciğerimizi yakmayın. Allah yokluğunu vermesin bu sevgili arkadaşlarımız. İnşallah hiç onlara görev düşmez inşallah, ama her zaman da onlar bizim göz bebeğimiz. Çünkü çok büyük, kutsal bir görev yapıyorlar. Ben yoruldular, suyun dibinden çıktılar, fazla tutmayın. Ve Arif abim de titriyor zaten. Bu da Yeşilgöz'ün suyundan dışında bile. Tabii 8 derece. Yani 8 derece durmak da böyle titri. Biraz da yaşlandı garibim. Neyse, teşekkür ediyorum ben sizlere. Şunu da söylemek istiyorum. Özellikle yüzme havuzları haricinde kesinlikle hiçbir yerde kesinlikle yüzmek tehlikeli ve yasak. Yani insanlarda bir şey var zaten, bir inanış var. Baraj suyu insanı dibe çeker. Bunun aslında sebebi şudur. Kişi ayağını yere koyduğunda barajda yerler millet olduğundan panik oluyorlar. Ve soğuk suda kramp girme ihtimali daha yüksek. Panik olduklarından dolayı boğuluyorlar zaten. Kesinlikle bunlara dikkat etmemiz lazım. Evet, gördüğünüz Sinan kardeşimin uyarılarında bak bu işin piri gerçekten Büyükşehir Belediye'miz İtfaiye Daire Başkanlığımızın. Dalgıç ekibinde. Dalgıç kardeşim de aynı, bak benim dediklerimi söylüyor. Sevgili gençler, lütfen sulara girmeyin. Suyun şakası olmaz. Atalarımız ne demiş? Suya ve ateşe yiğitlik olmaz. Değil mi Sinan kardeşim? Aynı zamanda boğulanların yaklaşık %80'i kesinlikle yüzme bilen insanlar. Zaten yüzme bilmeyen insan korkusundan giremiyor. Aman bana bir şey olmaz. Zaten yüzme biliyorum. Biraz serinim. Böyle inanışlar kesinlikle lüzum yok. Tehlikeye girmeyelim. Yazık. Özellikle olmayan soğuk sulara asla girmeyelim. Ya gelin, belediyemizin havuzları var. Özel havuzlar var. Spor müdürlüğümüzün havuzları var. Gelip orada serinleyelim. Orada kurtlara gidip yüzme öğrenelim. Ama asla bilmediğimiz sulara, kanallara, göletlere girmeyelim. Buradan dalgıçlarımıza birlikte hepinize sevgi selam gönderiyoruz. Bir yere ayrılmayın, Yeşilgöz'den devam edeceğiz.
Yeşil göz, yöre insanının göğgöz veya gökgöz diye bahsetti. Aslında mavi ve yeşil denilmiş. İyi baktığınızda turkuaz mavi çok güzel bir rengi var. Bu da bence Kahramanmaraş'ta bir büyük bir doğa harikası olduğunu düşünüyorum ama yine her yerde değerlendirilemediği gibi burada değerlendirilemiyor ve çok asıl durumda. Şimdi ikinci dalgıç grubumuz da daldı. Az önce onlar da çıktı. Ya burayla ilgili çok değişik efsaneler anlatıyor. İşte kimi 80 metre diyor, kimi 120 metre iniliyor. Sonra bu dağın altına doğru mağaralar gidiyor vesaire. Birçok şeyler anlatılırdı ama bugün Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığımızın, Büyükşehir Belediye'mizin dalgıçlarından birebir bilgileri öğrendik. Ayrıca çok özel bir görüntüleri, yani su altında dalış esnasında çektikleri bu görüntüleri de bizlerle paylaşacaklar. Biz de serüven zamanı ayrıcalığıyla sizlerle paylaşacağız. Yani yeşil gözün dibindeki o manzarayı bizim aracılığımızla sizler de görmüş olacaksınız. Arkadaşımız anlattığına göre dalgıç arkadaşımızın 27 metre dibe doğru indiklerini, oradan çapraz hemen bu dağın altına doğru çapraz 47 metreye kadar ulaştıklarını, orada bir kütükten işte dar bir geçit olduğunu, orayı da geçemediklerini, oraya kadar gidip orada döndüklerini bahsettiler. Yani bize anlatıldığı gibi burada birçok efsaneler anlatılıyor. İşte buradan tabii keşfanın altına kadar mağara varmış. Belki vardır ama şu an oraya kadar keşfedilmiş. Ya bunu birebir biz kendi dalgıçlarımızdan öğrendiğimiz bilgiler bunlar. Şimdi ikinci grup arkadaşlarımız da çıktılar. Bunları görünce gerçekten ben mutlu oldum. Yani yıllarca hasret kaldığımız şeyler bunlar. Çünkü Kahramanmaraş'ın adım atsanız her yeri göl, baraj. Yani daha işte 10 tane dalgıcımız yeni oldu. Ben gerçekten bunun için de Büyükşehir Belediye'mize ve İtfaiye Daire Başkanlığımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlarımıza da hayırlı görevler diliyorum. Yani inşallah hiç kendilere ihtiyaç olmaz ama Allah kötüsünü getirmesin. Gerek olduğu zaman da yani acılı insanları, çocuğu boğulmuş, ırmakta kaybolmuş insanların da o kayıp cenazelerini bulmak için, onlara yardımcı olmak için çok büyük ümit bunlarda. Allah sağlıklı, huzurlu, bol sağlıklı, huzurlu, iyi görevler versin diliyoruz.